Başlayacağım lan 2000'inize de 11'inize de. Ne demek lan avansı verdik, adamlar ortada yok. Oğlum ortada bir anlaşma, bir sözleşme yok mu lan? He? Parayı aldık, organizasyonu yetiştiremedik diyebilir mi bu herifler? Anlaşma var tabii ki. Dava açabiliriz, parayı da geri alabiliriz muhtemelen. Ama yarın akşamki organizasyonu da iptal etmemiz gerekir. Davetiler de gitti. Ay, organizasyonunuza... Allah'ım nereden girdim ben bu işe be? Nereden girdim lan bu işe? İnşaat işi gibisi var mı be? Demir geldi mi, çimento indi mi, iş bitti. Oğlum bakın biriniz şuna. Adam çatladı beklemekten be. Ne yapacağız Ömer Bey? Koskoca şirket iki tane dansöz, iki tane şarkıcı mı bulamayacak? Halledin lan işte bir şekilde. Fırçayı kaçırdın sabah sabah. Ömer Bey esti gürledi. Dün gece ne oldu, neredeydin? Bir şey olmadı. Yani oldu da. Resepsiyon. Nasıl yardımcı olabilirim? Tabii efendim, bir saniye bağlıyorum. Ne olan öyle? Cehennemden çıkan çılgın Türk. Onda da buldum bunu. 1502'de. Ne haber Recep? Tebrikler. Dün gece benimle akraba oldun. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Takmış manyak. Ne yaptın oğlum sen buna? Ulaşacak başka adam mı bulamadın? Resepsiyon. 202. Gir. Ne oldu baba? Mesaj atmışsın. Neredesin lan sen? He? Burada 50 tane işle uğraşıyorum. Bir tanesinin ucundan tut bari be. İyi de baba sen niye uğraşıyorsun? Onca adam var. Bütün gece hastanedeydim Ali'nin yanında. Hı. Nasıl oldu kız? Kız iyi. İyi de sana ne oldu? Bu sene yeni yıl bize giriyor Çetin Efendi. Her sene eğlenceyi bir şirkete yaptırıyorlarmış. Şimdi başkasına vermişler. O da avansı almış, vın. Şapa oturduk yani. Nasıl yani? Bir gün kala her şeyi iptal mi edeceksin? Olur mu lan öyle şey? Rezil mi olalım? Koskoca otel, bu kadar adam, bir kıçı kırık yılbaşı organizasyonunu mu yapamayacak? Ya iyi de baba bunda ne var ki? Yemek, müzik, eğlence. Ya bunların hepsi bir günde şıp diye hallolur. Ha. Sen de şıp diye yaparsın zaten değil mi? Ben. Hay hay hay. Hallederim. Hallederim. Hadi çık git hadi. Hadi çık. 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 Senden bir şey isteyen de kabahat zaten. Baba. Sen ciddi misin? Bak eğer ciddiysen yaparım. Evladım. Tutamayacağın sözler verme. Adamın asabını bozma. Hadi çık git. Hadi çık. Hadi. Baba. Ciddiysen yaparım. Tamam mı? Hadi yap da görelim. Yemek, müzik, eğlence, süsleme, zart, zurt. Bak bir tek şey eksik olursa tepene binerim ona göre. O zaman ben başlıyorum. Hadi 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 hadi. Menü bayağı kalabalık. İnsanlar bu listeyi sabaha kadar yeseler bitiremezler. Zaten bitmeyecek efendim. Yılbaşı akşamı insanlar gösteriş arıyor malum. Yalnız içkileri bitmesin. İçkilerimiz okey. Alışverişimizi tamamladık. Bu sadece bu listedekiler işaretli olanlar kaldı. Onların da yeri belli. Eti bu kasaptan almayacaksınız. Bu ne böyle? Adı sana belli değil. Etler öz soylardan alınacak. Tam yılbaşı öncesi kasabı da değiştirmek bir felaket olur efendim. Ben de zaten size mahalle kasabından alın demiyorum. Benim söylediğim yer İstanbul'un en kaliteli yeri. Ama efendim... Şşş tamam. Bir tane bile aksilik istemiyorum.
Vay, 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 vay Demir. Şimdi sen benim neyim oluyorsun? Senin annen benim üvey kayınvalidem oluyor, öyle değil mi? Ha. Sen de benim. Bizim aramızda kan uyuşmazlığı var. Biz akraba olamayız Çet. Aa, öyle değil mi? Sen benim sevgilimin abisin. Senin kız arkadaşın benim hiçbir şeyim değil. O zaman bir daha onun yanında dolandığını görmeyeyim seni. Bence dikkatli bak. Yanlış görmüşsün. Bana bak. Eğer ki işini kaybetmek istemiyorsan ayağını denk al. Yoksa benim ağzımdan çıkacak iki lafa bakar. Biliyorsun değil mi? Mesai saatleri içinde isterseniz kişisel problemlerinize beni meşgul etmeyin Çetin Bey. Ama okulda sizinle istediğiniz zaman ilgilenirim. Seve seve. Bu olabilir mi? Yok, bunlardan biri değil. Bu da değil, biliyor musun? Yok, bunlardan. O zaman ne yazık ki yardımcı olamayacağım. Çünkü buraya gelen her şey zaten bana gelir. Ama yeni bir kolye gelirse ben sizi ararım. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. O kolyeye bakabilir miyim? Buyurun Çetin Bey. Bana seni hatırlattı. Boynundan hiç çıkar mı, olur mu? Çok güzel. Nerede buldunuz bu kolyeyi? Ben bir kontrol edeyim. 1502 numaralı odadan. Zaten bugün geldi. Kaçmışlar. Buradaydılar eminim. Yalancı. Işıklar açık. Bak kartla takılı. Haberini aldılar, gittiler. Arabayı getirin. Efendim Çet. Ne haber canım? Arzu nasıl oldu? İşte. Selam söyle. Sana selam söylüyor. Sağ olsun. Canım ben seni neden aradım biliyor musun? Bu gece akşam yemeğine bizdesin. O nereden çıktı? Yani hiç konuşmadık böyle bir şey. Konuşacak ne var? Alt üstü aile arası bir akşam yemeği. Çet, şimdi zamanı mı? Hem ben bu gece Arzu'yla olmak istiyorum Çet. Tamam, sen bize gel. Ben ondan sonra seni Arzu'nun yanına bırakırım. Sen git. Hemen biraz yalnız kalsam daha iyi olacak. Bak, emin misin? Doğru söyle. Eminim. Tamam o zaman. Şey ama yani ben önce bir eve uğrayayım, üstüm başımı falan değiştireyim. Rezil haldeyim ya. Okey canım. O zaman sen hazırlan, ben seni alırım. Tamam canım, görüşürüz. Anlat bakalım, derdin ne senin? Babam evlendi. Ne? Yıldırım nikahıyla. Vay be. İnanmıyorum. Çok iyi yapmış. Yapma Arzu. Bence babam delirmiş gibi davranıyor. Demirli üvey kardeş oldunuz yani. Saçmalama Arzu. Ne kardeşi ya? Ben Su, o Demir, o kadar. Eski tas, eski ama. Ne bileyim işte ya. İyi o zaman ne yapayım? Ben çıkayım. Elbisemi falan alayım. Bak, sen de beni ara, tamam mı?
Yani bir şeye ihtiyacın olursa, ne bileyim, ya ne olursa olsun ara. Tamam. Söz mü? Söz.